Almanya'da hemen söylemesi. Nazizmi Almanya'da bildiğini zannediyorum. Moskova ve Ankara'dan hayır onu kullananlar terörist. Hepinize iyi bir hafta sonu dileklerimizi iletiyoruz sevgili seyirciler. Büyüteç programında yeni bir programla karşı karşıyayız. Büyüteç'te bundan sonraki süreçte biraz daha ağırlıklı olarak haftanın değerlendirmesi başlıklarına büyüteçimizi uzatmayı tercih edeceğiz. Hafta içinde konuşulan birçok başlık oluyor. Tabii ne kadar çok program yapsak bunlara yetişme imkanımız olmuyor ama en azından süremizin el verdiği oranınca birkaç başlığı ele alabilme çerçevesinde bundan sonraki haftalardaki 11 kuşağında sizlerle olan birlikteliğimizde haftanın değerlendirmesi çerçevesinde Büyüteç programına başlamış olacağız. Bir kez daha günaydın, hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Konu başlıkları çok, onun için hemen stüdyo konuklarımızı tanıtıp gündeme geçiş yapmak istiyorum. Ulusal Strateji Merkezi İstanbul platformuyla Büyüteç programını gerçekleştireceğiz ve Ulusal Strateji Merkezi İstanbul platformu başkanı Sayın Ferit İlsever stüdyomuzda. Sayın İlsever günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda gazeteci ustamız ve abimiz. Ayrıntıları ve birçok başlıkta gündemin ana bölümlerini kendisinden dinleme imkanımız olacak. Ulusal Strateji Merkezi İstanbul Platformu Sekreteri Sayın Bülent Önal da bugün stüdyomuzda. Biliyorsunuz uzun süredir Ulusal Strateji Merkezi USMER İstanbul Platformu'yla biz Büyüteç programlarını gerçekleştiriyoruz. Perde arkasındaki önemli isimlerden biriydi. Bugün de stüdyomuzda. Yine perde arkasında ki isimlerden bir diğeriydi. Onu da bugün stüdyomuzun önüne gündemin başlıkları çerçevesinde davet ettik. Ulusal Strateji Merkezi'nin İstanbul Platformu'nun Uluslararası Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü sevgili Berk Özer de stüdyomuzda. Berk Özer hoş geldin. Hoş günaydın. Hoş bulduk. Dileklerimizi iletiyoruz. Telefon bağlantılarımız olacak. Sayın Beyazıt Karataş'la örneğin birlikte olacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta özellikle Beyazıt Karataş'ın İncirlik merkezli yaptığı açıklamalar son derece farklı bir boyut kazandı. Ondaki bir son durumu ve çözümü elbette konuşacağız. Ardından da geçtiğimiz hafta spor kamuoyunu yakından ilgilendiren tartışma vardı. Yerli ve milli sporcularımız çerçevesinde ki önümüzdeki haftada yeniden yabancı sayısına ilişkin bir değerlendirmenin olacağı biliniyor. Bu çerçevede de ulusal kanal ekranlarından yakından tanıdığınız bir isim, spor yorumcumuz ve eski milli futbolcu Sayın Cenap Yener'le de telefon bağlantısıyla yorumlarını almaya çalışacağız sevgili seyirciler. Neler var haftanın önemli olaylarında? Bölgesel denkleme baktığımızda Lübnan merkezli gerçekleşen Suudi Arabistan'ın peşi sıra gerçekleştirdiğini iddia ettiği operasyonel sinsiresi, özellikle hafta içinde medya merkezlerine baktığımda işte Milli Gazete, işte Yeni Çağ'dan İbrahim Karagül'ün yazdığı satır arası ayrıntılarla biraz daha şekillendirilmeye çalışılan Amerika'nın bir yeni deyim yerindeyse tezgahı söz konusu. Bunun ayrıntılarını dinlemeye çalışacağız konuklarımızdan. Yıldırım'ın ABD ziyareti, Rıza Sarraf davası haftanın biraz perde arkasında kalan konular oldu ama satır arası ayrıntıları önemli. Ve bir muhtemel ekonomik ambargo ülkemize yönelik gerçekleştirilmesi planlarına ilişkin biz de geçtiğimiz hafta Fehmi Köfteoğlu'yla hafta başı değerlendirdiğimizde Ecevit hükümetinin son dönemini andıran bazı ekonomik verilerle birlikte uyarılarda bulunmuştuk. Hem burada uyarılar ve çözümle onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda muhtemel bir ekonomik ambargoya yönelik de nasıl bir çözüm süreci söz konusu olacak bunu değerlendireceğiz. NATO cephesinde, Atlantik cephesinde savunma bakanları toplantısı var. Asya Pasifik ziyaretini de sürdüren Trump ve Avrupa Birliği'nin bu çerçevede yeni nükleer savaş izlerini taşıyan bu toplantısının ayrıntıları ve Türkiye'ye yönelik S-400 meselesine ilişkin açıklamaları söz konusu. Bir konsept değişikliği mi var ana başlıkta? Bu ayrıntılarda da bunu değerlendirmeye çalışacağız. İncirlik üssü dediğim gibi Sayın Karataş'la değerlendireceğimiz konu başlığı ve Türkiye ne yapmalı sorusuna Büyüteç'te yanıt aramaya çalışacağız bu çerçevede. Ama hemen en başta sözü Sayın İlsever'e dönerek vermek istiyorum çünkü dün bir değişik bir gündü. Yani evet. Sabah saat 7.30 itibariyle biz yayına girdik.
ortalama işte 4-5 gibi buraya doğru benim yolculuğum başlıyor. Zaten yollarda o Türk bayraklarıyla yurttaşlarımızın otobüsler, özel araçları olsun, ellerinde bayraklarla metro metrobüs yolunda düşmüş insanlarımıza tanık oldum. Birçoğunun İstanbul'daki adresi Dolmabahçe Sarayı oldu. Hani benim bizatihi gözlemim çerçevesinde bunları aktarmak istiyorum. O saatte ben trafiği çok kadar yoğun görmemiştim. Yani o sabahın ilk saatlerinde hem yaya trafiğinin hem yol trafiğinin o kadar yoğun olduğunu görmemiştim. Ardından saat 8'e doğru yayına girdikten sonra da çeşitli noktalardan canlı yayınlarımız gerçekleşti. Evet, milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevdası bilinir. Biz savaşmayı da sevmeyi de sonuna kadar yapan en iyi milletlerden bir tanesiyiz ama dünkü yoğunluk bir anma haftası ama daha fazla bir arada olmanın mutluluğu ve coşkusuna da şahit olduğumuz bir 10 Kasım'ı bir Atatürk'ü anma çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir haftayı ve günü geride bıraktık Sayın İlsever. Nasıl okumak gerekiyor hem bölgesel hem de ülkemizin yaşadığı ve içinden geçtiği süreçte, sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Önce bütün izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Şimdi Can Bey, bu dünkü olay, anlattığınız, özetlediğiniz olay, Atatürk'ün anması olayı, yani bu bizim haftanın önemli olaylarından bir tanesi. Ya da ne bileyim, en önemli olayı olarak görmemek lazım. Böyle değil olay. Yani bu olay, inanın, içinde bulunduğumuz yeni dönemin, yeni tarihi dönemin olayı bu. Son derece önemli bir olay. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünkü o manzara, o görüntüler, o çocuklarımızın, gençlerimizin gözündeki pırıltılar, yüreklerindeki heyecan, çarpıntı ve yani nasıl ifade edeyim? Yani bu olay Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümünü dolayısıyla anmak, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak değil, adeta Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden doğuşu. Bakın, dünkü yaşadığımız olayın bizdeki, yüreklerimizdeki, beyinlerimizdeki yansıması, milyonlara yansıması olarak söylüyorum bunu. Bütün millet olarak, algılama olarak söylüyorum bunu. Hakikaten öyle, sanki adeta yeniden doğuşu Atatürk'ün. Zaten bu boş bir laf değil. Hep aramızda, aramızdan ayrılmadı. Bu çocukluğumuzdan beri. Tamam, doğru ama hayır, onun ötesinde bir sanki hayatın içinde, bugün, günümüzün içinde ve hala Türkiye'nin başında görüşleriyle, değerleriyle, mücadelesiyle, uzun geleceğe dönük bakış açısı, perspektifiyle, her şeyle yani. Niye acaba böyle diye sorduğumuzda, yani hakikaten ya 70-80 milyonu birleştiren bir gün yaşadık. O kadar önemli bir şey ki, onu siz de vurguladınız. Ben şöyle söyleyeyim. Herhalde 70 yıldır 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe hazır olda oluruz ve anarız büyük Atatürk'ü. Ha, bu seferki olay, ben yani kendi tecrübemden hareket söyleyeyim, bambaşka bir olay. Ve yani demin de söylediğim gibi basit bir anma, hatırlama vesaire değil. Adeta onun yeniden aramızda yaşadığını hissetme, değerleriyle, görüşleriyle bir gün, böyle bir gün. Yani tabii bunun, ve bu sadece kendim açımdan söylemiyorum, bütün toplumsal, bütün millet olarak yaşadığımız böyle bir günden bahsediyorum. Yani nedenini biraz düşündüğümüzde, onu siz de sordunuz. Bir bakıyorum, ikinci bir istiklal savaşı içindeyiz. Bunu defalarca söylüyoruz buradan. Bu boş bir laf değil. Ya bu ne demek? İstiklal savaşı, kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyanın en büyük emperyalist devletine karşı bu topraklarda, bu Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, kaderini belirliyoruz burada. Başı dik durmak istiyoruz. Bağımsız bir devlet, özgür bir ulus olarak yaşamak istiyoruz. Birleşik, özgür ve güçlü bir ulus olarak yaşamak istiyoruz. Onun için bu emperyalist müdahaleye karşı, Amerikan emperyalizminin bölgemizdeki müdahaleleri ve doğrudan ülkemize hedef alan müdahalelerine karşı bir istiklal savaşı veriyoruz ve evet, cumhuriyetimizi yeniden kuruyoruz. Bu 10 Kasım dolayısıyla yaşadığımız heyecan bu. Yeniden cumhuriyetimizi kurma heyecanı. Her şeyiyle, milliyetçiliğiyle, halkçılığıyla, devrimciliğiyle, cumhuriyetçiliğiyle, laikliğiyle vesaire.
O heyecanı yaşıyoruz. Evet, yani tarihi olarak dolayısıyla böyle bir dönemde evet Mustafa Kemal Atatürk adeta yeniden doğmuştur. Bütün milletimizin önünde, yanımızda ve ön saflarda yerini almıştır. Şimdi Can Bey, esas ben daha da önemli bir şeye de vurgulamak istiyorum. Evet. Çünkü artık bu geldiğimiz yerde sadece bizim açım, biz Vatan Partisi'nin öncüleri olarak burada sık sık sizlerle bu konuyu paylaşıyoruz ama bir millet olarak da algılandı kanısındayım, görüldü kanısındayım. Çok önemli bir gerçek de şu. Ya biz burada bu sözünü ettiğim cumhuriyeti yeniden kuruyoruz ve İstiklal Savaşı veriyoruz mücadelesiyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnsanlığın adeta insanlığın geleceğinin belirlenmesinde tarihi öncü bir rol oynuyoruz burada, bu topraklar üzerinde. Bu o kadar önemli ki, düşünebiliyor musunuz? Ya biz bunu hep söylüyoruz. Evet, insanlığın, bütün dünyanın, milyarların geleceği, milyarlarca insanın geleceği bugün Asya'da odaklanmıştır ve Asya merkezli bir yeniden dünya inşa edilmektedir, gelecek inşa edilmektedir. Fakat burada bir gerçeğin de altını çizelim, 10 Kasım dolayısıyla bunu esaslı bir şekilde yaşamış olduk. Ya bunun tayin edildiği, belirlendiği en önemli adreslerden birinde yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz biz. Şu bakımdan çok önemli. Hem Asya'dayız, ön Asya'dayız. Asya'nın Batı Asya cephesindeyiz. Yani bu şu, kapitalizmle, emperyalizmle komşu, sınırdaşız ve Avrupa'yla kastediyorum. Amerika ve Atlantik'le kastediyorum. Yani biz hem Asya'da insanlığın yeni geleceğini belirleyen büyük mücadelenin içindeyiz. Aynı zamanda onun ön saflarındayız. Bu geleceğin belirlenmesinde bu en ön mevzide yer alan Türk milleti bütün insanlığın geleceğini belirleyecektir. Ve belirlemektedir şu andaki mücadelemizde. Bu kadar da hayati, tarihi bir dönemden geçiyoruz. Onun için diyorum Atatürk'ü yeniden yaşıyoruz bugün. Bu çok önemli bir şey. Atatürk ilke ve devrimlerinin ama o zaman şöyle mi tanımlamak lazım? Sadece Türkiye sınırları içinde evet. Değil, bir bölgesel anlamda uyanışına da mı şahitlik aynen ediyoruz? Öyle. Hem uyanışına şahitlik ediyoruz bölgesel anlamda, Asya anlamında. Ama aynı zamanda bizim burada oynadığımız öncü role dikkat çekiyoruz ve bunun altını çiziyoruz. Can Bey, bu laf daha 90 sene önce boşuna söylenmiş değil. Emperyalizmi, hatta kapitalizmi diyor biliyorsunuz. Mahv ve perişan edeceğiz. Bak, yani biz malum hepimiz biliyoruz. Dünyada ilk Kurtuluş Savaşı'nı veren ülkeyiz ve bütün dünyaya örnek olmuşuz değil mi? 90 yıl önce bunu yapmışız ve sloganımız bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Mazlum milletler ve halkları evet, mesaj vermek verdiği konuşmasında yapıyor. Mahvet bakın, edeceğiz emperyalizmi. Evet, aynen 90 yıl sonra biz bugün burada bu topraklarda yine aynı şeyi söylüyoruz. Yine Atatürk'ümüz bize bunu söyletiyor. Söylüyor bugün bu topraklarda. Neden? Çünkü biz ilk Kurtuluş Savaşı'nı vermişiz, def etmişiz emperyalizmi, bağımsızlığımızı kazanmışız ama dünya değişmiyor ki, bitmiyor ki. Görüyorsunuz arkasından bir iki süper devlet mücadelesi, rekabeti. Arkasından Amerikan emperyalizminin dünyaya hakim olma mücadelesi. Emperyalizm o şeyini sürdürüyor. Yenildi son 10 yıl özellikle için ve özellikle son 5 yıl için altını çiziyoruz. Kaybetti, yenildi ve bu topraklarda yeniliyor, yenilmeye mahkum ve biz burada onu göreceksiniz, bu toprakları gömeceğiz Amerikan emperyalizmi. Mahv ve perişan edeceğiz. Evet, böyle bir insanlığın geleceğiyle ilgili de büyük bir misyon üstlenmiş vaziyette milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri burada. Yani bu bakımdan ve ben bunun en önemlisi 10 Kasım'da bütün milletimizin öncüleri tarafından, büyük milletimiz tarafından görüldüğü, anlaşıldığı kanısındayım. Ve açık söyleyeyim, bu milletle, bu milletin ferdi olmakla büyük Türk milletinin büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Nasıl söyleyeyim, ne mutlu Türk'üm diyene. Böyle noktalamak istiyorum. Evet. Şimdi ama bu meselede iki tane bir cephede takıntı mı diyeyim, nasıl yorumlayayım bilemedim. Onun için örnekleri vererek yorumu size bırakacağım. Bir ilginç yaklaşım var. Yani gerçi milletimiz dünkü biz bir arada milletiz mesajıyla hepsine yanıt veriyor ama Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla bilinen kimi kalemlerin ya işte Atatürkçülüğü bize mi yediriyorsunuz şeklindeki köşe yazıları ve yorumlarına şahit olduk. AKP'nin savunucusu olduğunu bildiğimiz kimi medyada da işte
biz bu işi Atatürkçülüğü size bırakacak değiliz diyerek geçmişte böyle hatta İnönü vesaire gibi bir takım konuların çok sık bildiğimiz konulara değinerek yaptığı atıflar var. Yani millet gerçi dün hepsine yanıt verdi. Biz topyekün milletiz. Birlikte yürürüz, birlikte deriz ama ya bu bakış açılara nasıl bir öneriniz olur? Çözüm evet. Nerede olur? Şimdi Can Bey şöyle söyleyeyim. Ya her iki cepheden böyle Anladım. Sorunla karşı karşıya kaldık evet. Sabahın ilk dakikalarında. Dün canlı yayınlardan dolayı çok veremedim evet. O noktayı yoğunluğu alana verdik ama ya böyle bir iki bir bakış açısı söz konusu. Yani Cumhuriyet'in değerlerine bağlı olduğunu bildiğimiz kimi kalemler ya işte Mustafa Kemal'i sizden mi öğreneceğiz, Atatürkçülüğü sizden mi öğreneceğiz diyebileceğimiz yaklaşımı. AKP'ye yakınlığıyla bildiğimiz kalemlerinde hani yine İnönü üzerinden falan böyle bir Atatürkçülük savunması ve özellikle bu dönem AKP'nin de Atatürkçülüğüne ilişkin tartışmaların peşine yazdığı yazılarda. Şimdi, nasıl yorumlarsınız? Evet bakın önce şunu söyleyeyim ben. Yani o böyle söylüyor, bu böyle yaklaşıyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Bunlar hepsi gerçekler, vurguladığınız şeyler. Onun yorumunu da yaparız ama dün gördüğümüz bence en önemli gerçek, bütün bunların üzerinde millet bir Atatürk, yanıtını verdi. Doğru. Bir Atatürk'te doğru. Birleşiyoruz. İster AKP'lisi olsun, CHP'lisi, MHP'lisi, bilmem şusu busu falan ne olursa olsun Atatürk'te birleşiyoruz arkadaş. Benim şahsen demin de söylediğim gibi 70 yıldır gördüğüm en önemli şey bu. Tabii bu şöyle söyleyeyim bu 70 yıldan kalsın. Aynı zamanda küçük Amerika süreci dediğimiz o 1947'den beri içine girmiş olduğumuz süreç içinde bile en dolu dolu yaşadığımız bir beraberlik, birlikte olma şeyi. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi bu şu demek oluyor. Bunu yaptığımız anda, burada birleştiğimiz anda göreceksiniz bize Türkiye'nin maddesi ve tarih bu yanlışların, söz yönetimci yanlışların hepsini değiştirtecek. Bunların, bu tür yanlışların, dar hesapların, küçük hesapların diyeyim, çocukça hesapların, cahilliğin, nasıl söyleyeyim ben, birikimsizliğin, yani nereden kaynaklanıyorsa kaynaklansın ve bir bazı taassubun diyeyim, yılların getirdiği ön yargıların falan hepsini silineceği bir dönemin içine girdiğimizi çok gösteriyor. Önemli bence mesaj. Bu çok önemli çok bir şey. Önemli mesaj. Tabii o arada ben yine de şunu söyleyeyim. Yani Atatürk, bir kere büyük bir mutlulukla görüyoruz. AKP arabaları hareket ediyor, yürüyor. Büyük bir heyecanla. Çok güzel. Anıtkabir'e. CHP'lisi aynı şekilde, MHP'lisi aynı şekilde, bizim partimiz, bütün millet. Ya tabii en önemlisi milletin, şu bu parti bilmem ne ama milletin kendisi, özü yani orada. Oraları tıktım tıktım büyük coşkuyla dolduruyor. Tarladaki çiftçimizden bilmem Zonguldak'taki madencimize bilmem nereye kadar. Bu heyecanı, bu ruhu büyük bir şeyle yaşıyoruz. Hadi siyasilerin bazı hesapları olabilir olsun. Ama milletin hesabı bellidir. Tabii, değil bundan mi? Hiçbiri yani. Kalmayacak. Bakın Can doğru. Söyleyeyim. Yani ne bazı, onlara girmeyelim şimdi. Bazı kesimlerde görüyoruz. İşi sadece Atatürk'ü bir laiklik gibi anlayan, o da tabii tırnak içinde bir laiklik. İstiklal Savaşı'mıza gelince Amerika'nın ağzına bakan, o Gladio merkezinin borazanı gibi hareket eden şimdi var ve o cepheden, diğer karşı cepheden de aynı şekilde ben İstiklal Savaşı yapıyorum ama müfredatı bilmem neye sokarım şeyi, yobazlığı diye uğraşan. Bunlar hepsini yaşıyoruz maalesef. Bunların hiçbirinin geleceği yok Can Bey, bunu söylüyorum. Ama buradan yıkılacak yine, bunlar. Bu yıkılacak, rüzgarla yıkılacak ama buradan şunu uyarıyorum. Bütün bunlar, bu olumsuzluklar, o Gladio merkezini, bizim şu anda savaştığımız ve Cumhuriyeti yeniden kuracağımız, ona karşı kuracağımız Gladio merkezinin psikolojik savaş uygulamalarıdır. Altını çiziyorum. O partinin, bu partinin icadı bilmem nesi değildir. Ve 70 yıldır o merkezin yalanları, iftiraları ve uydurmaları sonucunda hala bazı kafalarda taşınmaktadır. Hiçbir gelecekleri yoktur. Yenilmeye mahkumdurlar. Çok güzel. Ali Kemal neyse 1919'da ve ne hale geldiyse, nasıl yenildiyse, o bütün Bolu'daki isyandan Düzce'deki bilmem ne isyancılarına kadar uzanan taassup, gericinin, aşiret bilmem nesinin falan tablosu ne olduysa ve geleceği ne olduysa Cumhuriyetimizle beraber aynı şeyler olacaktır, göreceğiz. Her iki taraftan kim çomak sokuyorsa kaybedecek. Evet, yani kardeşim. Hangi cepheyi temsil aynen ettiğiniz öyle. Önemli değil. Tabii. Eğer bunları yapıyorsanız kaybedeceksiniz. Düne bakın yeter, anlarız bunu canım. Dünkü 10 Kasım'ı Atatürk yeniden aramızda ve yeniden doğmuş. Bütün Türkiye'nin önünde bir güneş gibi önümüzü aydınlatıyor. Yeter. Siz de tahmin ediyorum 10 yıla yakın çok sık yayınlar evet. gerçekleştirdik değerli Ferit abim.
çok söylediğiniz temel bir unsur vardı sizin. Bütün sorunları ben size yıllarca sorarım. Siz evet, deneyiminizi evet. anlatırdınız. Biz milletimize güveniyoruz. Aynen öyle. Temasını hep işlemiştiniz. Galiba onun en güzel günlerinden biriydi dün galiba. Büyük onur ve gurur duyuyorum böyle milletin gerçekten. Ferdi olmaktan. Hakikaten öyle. Sloganlara bakıyorum, mesajlara bakıyorum. Gerçekten inanamadım. Hakikaten yani. Öyle. Bakın Can Bey, büyük, yani şu büyük kavganın içinde ondan sonra yüzlerce, binlerce yıllık bir tarihe sahip, büyük bir medeniyet şeyiyle, kültürüyle gelen ve ondan sonra en ön savaşta daima savaşan büyük bir millet düşünebiliyor musunuz? Ve evet diyorum, tekrar altını çiziyorum. Bütün insanlığın kaderini belirlemek üzere. Bazı gazeteciler dün özellikle örneğin AKP'li teşkilatların gerçekleştirdiği otobüs gözlerini takip ediyor. Biraz tabii orada iyi niyet okumak çok bizim işimiz değil ama yani şey arandı orada bazı. Kendilerince materyal arandı ama oraya katılan yurttaşlarımızın da attığı sloganlar, ortaya koyduğu tavır ve bu çerçevedeki mesajları dün hepsine gerçekten çok önemli galiba yanıtı oluşturdu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Son derece önemli bir gündemle giriş yaptık. Biraz daha zihnimiz de açıldı. Tabii Sayın İlsever özellikle uluslararası bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuz yeniden Atlantik ve Amerika merkezli gerçekleşen bu saldırıda da durulması gereken noktayı 10 Kasım üzerinden özetledi. Peki o saldırının ayrıntılarında neler var diye hafta içine baktığımız gelişmelerde başta bir muhtemel ekonomik ambargo çerçevesinde bazı izlerin oluştuğunu görüyoruz. Ben bu çerçevede Ulusal Strateji Merkezi İstanbul İl Sekreteri Sayın Bülent Önal'a dönmek istiyorum. Sayın Önal, hafta başında da biz bir ekonomik analiz çizmiştik. Biraz bunun izlerini görüyoruz. Yani özellikle son dönemde yaşadığımız Ecevit iktidarı hükümetinde yakın tarihimizdeki ekonomik verilerin yani satır arası ayrıntısına baktığımızda böyle bir takım izler taşıyor. Bir ekonomik ambargodan bahsediliyor. Tabii bunun şeması olarak da Amerika'da gerçekleştirilen bir Rıza Zarraf davasının da bir siyasi baskı unsuru olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Hatta az önce BBC Türkçe geçmiş bir Wall Street Journal iddiası. Biraz belki böyle kafaları karıştırmak için Trump'ın danışmanıyla Türkiye'deki iktidarın anlaştığı işte Gülen'in İmralı'ya getirilmesi karşılığında bir takım rüşvet vesaire senaryolarının gezdiğine dair de o algı belki de operasyonlarını sürdürüyor. Gerçi Binali Yıldırım kesin bir dille reddetti, ona da soruldu. Nasıl bakıyorsunuz Rıza Sarraf dosyası diyeyim ben size ve ekonomik ambargo çerçevesinde ve kuşkusuz çözüm sizi dinliyoruz Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. İlk önce bütün ulusal kanal izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Şimdi tabii ekonomide durum Ecevit dönemiyle bugünkü ekonomik durum birbirinden çok farklı. Onu daha sonra ortaya koyacağız. Peki. Ama Rıza Zarrab dosyasında şöyle bir gelişme oldu. Dün Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Binali Yıldırım'ın bir görüşmesi var. Binali Yıldırım burada deliller hukuki değil dedi. Aynı şekilde daha önce Türkiye'ye gelen Dugin ve duruşmaları izleyen CHP Başkan Yardımcısı Milletvekili Erdal Aksünger de ambargonun olabileceğinden söz ettiler. Tabii Amerika'da bir takım haberler de çıkıyor. Bunların bir kısmı ortamı yumuşatıcı, bir kısmı daha sert. Mesela Bloomberg News Zarrab Erdoğan'dan yardım istedi diyor. Biraz daha yumuşak bir şey. Fakat Washington Post'ta da tam tersi Erdoğan Zarrab'ı kurtarmak için olağanüstü bir çaba harcıyor şeklinde haberler çıkıyor. Şimdi ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devleti krizinin altında bunun yattığını söylüyor Washington Post. Orada bir gazeteci var, David Ignatius galiba. Bu yapay bir kriz. Esas Amerika ile Türkiye arasındaki kriz Güneydoğu'dan kaynaklanan bir krizdir. Orada Amerika yenilmiştir. Onun sıkıntısı var. Yoksa bunlar... Fakat neticede şimdi 27 Kasım'da duruşma var. Rıza Zarrab'ın duruşması var.
jüri önüne çıkacak. İkinci tutuklu sanık da Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla. Şimdi buradaki suçlama şu, bu önemli. Diyor ki İran'a karşı ambargoyu deldiniz. İki, kara para aklamak için komplo kurdunuz. Üçüncüsü de Amerikan bankalarını dolandırdınız diyor. Ve gerekçe de şu, bu tip büyük bir operasyon devletin haberi olmadan yapılamaz diyor ve Erdoğan'ı da suçluyor. Yani Erdoğan'ı uluslararası mahkemelere götürmek gibi bir niyetleri var veyahut öyle gösteriyorlar durumu. Tabii Rıza Zarrab olayında bir takım şeyler var. Bu İran'da idama mahkum edilen Babek Zencani var. Şimdi o da aynı şekilde ambargoyu deldi. İki senede 170 milyar dolar parayı akladı. Bunu sisteme soktu. Şimdi bu sisteme nasıl soktu? Bunu Amerika da pek çözemiyor. Başka şeyler de ama sistemin bir çözülme noktası Türkiye'den kaynaklanıyor. Nasıl kaynaklanıyor? Hayali ihracat sistemleriyle bu paralar aklandı. İlk önce İran'da yaklaşık yanılmıyorsam günde 3 milyon varil petrol üretimi. Bu satılacak. Bunun geliriyle de İran halkının ihtiyaçları karşılanacak. Şimdi bunlar İran için aslında kötü bir şey yapmıyorlar. Ne yapıyor? İran'ın petrolünü aldılar. Yurt dışına çıkardılar. Tankerler aldılar. Uçaklar aldılar. Hatta Onur Eğir'i aldılar. Onur Eğir'in başkanı Mehdi Şems de şu anda idama mahkum oldu Sencani ile beraber. Bu açık denizde büyük tankerlere aktarıldı ve spot piyasalarda satıldı. Hindistan, Kore spot piyasalarında bu petrol satıldı. Ve bunun parası Malezya İslam Bankası'na girdi. Bu satılan dolarlar altına çevrildi. Sonra bu altınlar Türkiye'ye geldi. Fakat burada bir fiziki geliş yok aslında. Anlaşılmayan olayların bir tanesi de burada. Bir tane Türkiye'de 150 ton yani yaklaşık 15 ton pardon bir altın yakalandı. Onun dışında hiçbir işlem yok. Türkiye'de yapılan işlem bir hayali ihracat gibi fatura düzenleyerek, giriş çıkış yaparak böyle bir sistem yapıldı. Burada da Halk Bankası'nın aracı olduğu söyleniyor. Tabii bunlar hepsi şey, yalnız orada önemli olan Babey'in söylediği 8,5 milyar Türkiye'ye rüşvet verdim diyor ve 17 milyar da açıklayamadığı, 17 milyar dolar açıklayamadığı bir para var. Önemli olan bu. Zaten idama neden şey olmasının nedeni o. Ama buraya şuradan gelmek istiyorum. Şimdi bu ekonomik ambargonun en büyük yaptırımı finansal. Ne yaptılar İran'da? SWIFT sistemini kapattılar. Bu SWIFT sistemi yani Society Worldwide International Telecommunication dediğimiz yani uluslararası bankaların telekomünikasyon ağları, haberleşme sistemi. Bunun merkezi Belçika'da. Bunu kapattılar İran'a ambargo uygularken. İdama mahkum olacağını anlayınca Babek hemen dedi ki ben bu 17 milyar doları hemen getirtirim dedi. Onun üzerine Amerika birdenbire SWIFT sistemini geri açtı. Fakat şey getiremedi paraları. Şimdi bize bir ambargo uygulanması söz konusu olursa İlk önce yapılacak işlemlerden birisi bu tip finans sektörüyle ve bankacılıkla ilgili bir ambargoyu başlatmaktır. Ve burada da ilk yapılacakları iş gene SWIFT sistemini kapatacaklar. Bunu yapabilirler mi? Bunu yapamazlar. Ancak
yapacakları şey, buradaki borsanın %70'ine yabancılar hakim. Onlarla bir takım manipülasyonlarla Türkiye'yi zor duruma sokabilirler. Şimdi şöyle bir düşünelim. Türkiye'ye ambargo uygulanacak. Finans sektörünün %70'i yabancıların elinde. Borsanın %70'i yabancıların elinde. Uygulanacak bir ambargodan da en fazla zararı onlar görecekler neticede. Peki biz böyle bir şey olursa ne yaparız, ne yapmamız lazım? Şimdi Ulusal Strateji Merkezi'nin Tarım Komisyonu'nun raporlarına göre tarımda yapılacak en önemli işler sırasıyla şunlar. Bir, Türkiye biliyorsunuz kendine yeten ülkeydi tarımda. Saman ithal eden bir ülkeye dönüştü ve 30 milyara yakın da gıda ithalatımız var. İlk önce yapacağımız şey madde bir, ekilecek tarım alanlarını bulmak, genişletmek ve bunları ekecek çiftçiyi bulmak ve bu arazileri onlara teslim etmek. İkincisi, TİGEM gibi tohum üretim merkezleri var bazı, onlarla bir tohum envanteri çıkarmak. Bunun çok acil yapılması lazım. Yani aslında biz bunlar için ambargoyu falan beklememeliyiz. Çünkü önümüzde bir kriz görünüyor 2019 yılına doğru. Büyük bir kriz görünüyor. Bir an önce biz bu B planını uygulamalıyız. Ve bu tohum envanterinden sonra eş güdümlü ekim yapmalıyız. Yani burada da seneye ekilecek tohumları da bu planın içine dahil etmeliyiz. Acil bir gıda üreticileri ve sanayici envanteri çıkartmak zorundayız. Bunu çıkartmamızın nedeni herhangi bir ambargo durumunda ne yapacağımızı bilelim ve bir sefer görev emridir bu. Hı. Zaten normalde sefer görev emrinde bu vardır. Bir savaş durumunda, bir ambargo durumunda orada hangi fırıncı kalacak, hangi işletmede, hangi enerji santralinde kimler kalacak, bunların hepsi o sefer görev emirlerinde belirlenir. Aynı bunun gibi biz de böyle bir envanter çıkartmak zorundayız. Şimdi biliyorsunuz özelleştirmeyle birçok gıda sanayi, tarım sektöründe bazı kuruluşlar yabancıların eline geçti. Bunların derhal millileştirilmesi lazım. Damızlık, dişi hayvan projeleri desteklenmeli. Kuzu kesimleri yasaklanmalı. Bunlar basit gibi görünen şeyler ama bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Ayrıca daha önemli bir olay var. Devlet çiftçiye şunu empoze edecek. Ben senin ürününü satın alacağım diyecek ve alacak. Yani çiftçi zor durumda kalmayacak. Bunun için Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Balık Kurumu, perakende satış mağazaları gibi belki de yerel yönetimler kanalıyla da yapılabilir bu. Yeni kuruluşlar yapması lazım ama burada tarım sektörünü etkileyen en önemli olaylardan birisi marketlerdir. Marketler yasasının acilen çıkartılması ve düzenlenmesi gerekir. Bakın burada şöyle bir kısır döngü var. Çiftçi ürünü üretiyor. Bunu aracı kurum alıyor veyahut kooperatif alıyor. Bu ürün markete geliyor. Market peşin parayla satmasına rağmen hiçbir zaman çiftçiye ve aracı kuruma bunun peşin olarak ödemiyor. 2 aylık çekler veriyorlar. Bunu 2 ay daha uzatıyorlar. Ve bu 6 aya kadar çıkıyor bu süre. Ne oluyor bu sefer? Aracı kurum bunu bankalarda bozdurmak zorunda kalıyor. Bankalar da zaten yabancıların elinde olduğu için tarımdan gelen para komple oraya gitmiş oluyor. Aracı kurum çiftçiyi finanse edemediği sürece de çiftçi de batıyor, aracı kurum da batıyor. Bunu tarımda çok örneklerini gördük. Çok büyük işletmeler piyasadan çekildi. Çiftçi çok zor durumda kaldı. Bunu kesinlikle önlemek lazım. Bunu düzenlerken haller yasası vardır. O da düzenlenecek.
Son olarak tarımdaki çözüm çiftçiye ucuz mazot, ucuz enerji sağlamak olacaktır. Maliyetleri düşürebilmesi tabii, açısından çok çarpıcı. Şimdi bunun dışında finans ve bankacılıkta... Bir sonraki bölümde onu alayım mı? Finans ve bankacılık meselesine ilişkin. Tamam. Tarıma ilişkin bütün başlıkları seyircilerimize aktardık. Çözüm rotası çerçevesinde neler olabileceğini değerli seyircilerimizle paylaştık. Yine bölgesel açıdan da ülkemizi tehdit altına alan özellikle Beyazıt Karataş komutanın gündeme getirdiği İncirlik Üssü ve NATO çerçevesindeki nükleer meseleye ilişkin bölüme atıf yapmak için sözünüzü kestim. Tamam. Finans ve bankacılık sektörüne yönelik çözümlerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Sayın Karataş, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Değerli konuklara da saygılarımı sunuyorum. Sizinle Günaydın Türkiye programında en son olarak gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'yi aydınlattığınız NATO üsleri ve nükleer tehlikesi ilerleyen günlerde çok daha geniş bir şekilde kamuoyu gündeminde yer aldı. Sizin açıklamalarınız sonrası hatta o daha da bir şekillendi ve 50 ayrı noktada bir nükleer tehditle Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceğine ilişkinde yeni açıklamalarınızda farklı bir boyut kazandı. Bir yandan da NATO'nun da bir nükleer savaş stratejisine hazırlandığı izlerini taşımamızla da birlikte adeta bu konu başlığı bir tehdit boyutunda önemli bir şemsiye halini aldı Sayın Karataş. Nedir bu konunun özeti? Bize bunu aktarıp çözümün nerede olduğunu da paylaşır mısınız lütfen? Öncelikle çok muhteşem bir 10 Kasım Atatürk'e anma haftası geçirdik. Yine geçen Cumhuriyet haftasında olduğu gibi. O nedenle ben de göğsüm kabararak böyle bir ülkenin evladı olarak bulunmaktan da gurur duyduğumu tekrar siz değerli orada oturan değerli konuklarınızla birlikte paylaşmak istiyorum. Sağ olun. Şimdi, efendim. Aslında NATO'nun Soğuk Savaş döneminde de olduğu gibi Soğuk Savaş dönemi sonrasında da nükleer caydırıcılığı bir unsur olarak her zaman elinin altında tutuyor. Şimdi bunu zaten hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin konumuna geliyorum hemen. Soğuk Savaş döneminden sonra bu nükleer caydırıcıya devam etme konusunda Soğuk Savaş döneminde de olduğu gibi Soğuk Savaş dönemi sonrası da Türkiye'de nükleer bombalar var. Soğuk Savaş döneminde nükleer topçu, kendi uçaklarımız vasıtasıyla atılan nükleer bombaların yanı sıra yine Amerika'nın uçaklarından da atılacak nükleer bombalara Türkiye ev sahipliği yaptı. 1996-97 yılından itibaren artık Türkiye'nin herhangi bir nükleer silahla ilgili sorumluluğu kalmadı. Ve bu yavaş yavaş Amerika'nın sorumluluğuna geçti. Yani artık Türk uçaklarıyla herhangi bir nükleer bomba atma gibi sorumluluğu yok Türkiye'nin. NATO görevleri kapsamında diye bunun altını özellikle çizerek belirtmek istiyorum. Evet. En önemli konu NATO elinde bulunduğu silahları hangi ülkelere dağıtacak konusunda 2009 yılında yeniden bir görüşme yapıldı. Bugünlerde tekrar bu konu tekrar gündeme geliyor NATO'da. 2009 yılında yapılan görüşmeler sonucunda 5 NATO ülkesinde, Avrupa'da 5 NATO ülkesinde nükleer silahların dağıtılması konusunda bir karar çıktı. Bunlar sırasıyla, ben Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyorum. Almanya'ya 20 adet, Belçika'ya 20 adet, Hollanda'ya 20 adet, İtalya'ya 70 adet ve Türkiye'ye 50 adet olmak üzere toplam 180 adet nükleer bombanın yerleştirilmesi konusunda bir karar alındı. Bu Avrupa'da, Almanya'da, Belçika, Hollanda'da ve İtalya'da tartışıldı. Ama Türkiye'de hiç tartışılmadı. Şimdi Türkiye'de zaten B61 3 veya 4 dediğimiz nükleer bombalar İncirlik'te konuşlu olarak bulunuyor şu anda. Konuşlu olarak bulunuyordu. Daha sonra bunların yeni nesil yine 50 adet B61 12 diye adlandırılan bombalarla değiştirilmesi gündeme geldi. Bu tartışmalar sırasında 2015 yılında başlayan test çalışmaları sonucunda yavaş yavaş bunlar Avrupa'ya ve Türkiye'ye yerleştirilmeye başlandığı değerlendiriliyor. Şimdi Türkiye boyutuna geldiğinde Rus Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var 2017 Ocak ayında, yani bu yılın başında. Yeni nesil nükleer silahların Türkiye'de yerleştirildiği konusunda yapılan bu açıklama
benim de dikkatimi çekti ve araştırmalarım sonucunda görüldü ki 2015'ten beri takip ettiğim bu çalışmanın sonucunda 2017 yılında yılının başından itibaren de Türkiye'ye bunların yerleştirilmiş olabileceği görüntüleri ortaya çıktı. Buna nereden vardım? Uydu fotoğraflarından, yapılan açıklamalardan, açık kaynaklardan, uluslararası medyada çıkan tartışmalardan, özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki nükleer silahları taşıyalım anlamında Amerika'da yapılan tartışmaların da boyutunu ortaya koyduğumuzda Türkiye'deki nükleer silahların varlığı kesinleşti. Şimdi zaten vardı, bunların yeni nesille değiştirilmesi gündeme geldi. Şimdi yeni nesil deyince lütfen şöyle bizi izleyenlere bilgi vermek istiyorum tekrar. Çok ciddi bir konu. Bir adet uçaktan atılan bombanın tesiri içindeki yapılan değişikliklere göre en az Hiroşima'ya atılan bombanın 4 katı. Yani 50 kiloton. 50 kiloton demek 50 bin ton TNT yani dinamitin patlamasına eşit. Ama bunun radyasyon etkisini daha size söylemedim. Bu bombanın bir özelliği artık satırda patlamıyor. Yerin altına doğru gittikten sonra patlıyor. Yani siz önce o mantar şeklindeki ışığı falan görmeden bomba çalışmaya başlıyor, patlıyor yer altında ve size reaksiyon süresi de bırakmayacak şekilde tahrip gücü yükseliyor. Ve çok küçük bir kutu içerisinde çok daha büyük tesirler yaratan bombalar taşıyorsunuz. Yani böyle artık balistik füzelerle atmıyorsunuz, uçaktan attığınız çok küçük bir bombayla bile inanılmaz derecede tehdit yaratıyorsunuz. Şimdi ben buradan şu konuya geliyorum. PKK'ya destek vereceksiniz. Kara ordum diyeceksiniz. Türkiye'yi bölmek için çalışacaksınız. FETÖ terör örgütüne destek vereceksiniz. NATO'nun önemli bir üyesi olan ve Soğuk Savaş döneminde sınırını bekleyen, NATO'nun sınırını bekleyen Türkiye'ye sırtından hançerleyeceksiniz. Bütün dostlukların dışına çıkacaksınız. Ondan sonra Türkiye'de şu anda diyelim 50 adet nükleer bombanın da depolanmasına olanak sağlayacaksınız. Türkiye'yi en önemlisi nükleer hedef haline getireceksiniz. Yani siz burada nükleer silah kullanırsanız karşı taraftaki kişi de burayı imha etmek için nükleerle cevap verecektir. Adana kenti ilk anda yok olacak zaten. Eğer buradaki nükleer silahları buradan kullanırsanız. Bütün bunların karşılığında biz de yüzümüze baka baka yalan söyleyeceksiniz. O zaman müttefiklik ilişkileri ve diğer konular NATO üyelikleri dahil olmak üzere, Amerika başta olmak üzere bu ilişkilerin gözden geçirilmesi gerekiyor. 28 NATO üyesi ülkeden Türkiye bu kadar sırtından hançerlenmişken NATO'nun nükleer caydırıcılığına ev sahipliği yapacağım diye artık ön planda bulunmasına gerek kalmadığını olduğunu düşündüğüm için bu tartışmayı 14 Ekim tarihinde önce Ulusal Kanal'da Elin Hamuru programında, Şület Erinçek'le programında 16 Ekim'de de yine sizin programınızda Sayın Can. Böylece gündeme getirdik. Evet. İki basın toplantısıyla da bunu bağladık. Sonuç olarak şunu söyleyeyim ben. Sadece İncirlik'teki nükleer silahlar değil. Amerika'nın Türkiye'deki askeri varlığı da sorgulanmalı. Yani biz İncirlik kapatılsın derken, Amerika'nın Diyarbakır'daki, Kürecik'teki askeri varlığına son verilsin derken, bunları vatandaşlarımız anlamakta zorlanıyorlar. Bakın sadece ve sadece 50 adet bombadan bahsetmiyorum. Bir adet nükleer bombanın bile İncirlik'te olması müttefiklik ilişkileri dışında, dostluk ilişkileri dışında her türlü üçkağıtçılığı yapan Amerika'nın kullanımına kapatılmasını gerektiren en önemli nedendir. O nedenle diyorum ki Türkiye'deki tüm bizi dinleyen şu andaki seyircilerimize dair olmak üzere sadece ve sadece bu nedenle İncirlik Amerika'nın kullanımına kapatılmalıdır. Çünkü 1963 yılında Jüpiter füzelerini bile bize haber vermeden Türkiye'ye yerleştiren, Küba krizinden sonra ortaya çıktı biliyorsunuz. Casus uçakların bile uçuşunu Türkiye'ye vermeden 1960'lı yıllarındaki Rusya'da Sovyetler Birliği'ne düşen uçakla ayrılmak üzere. Eğer siz Amerika Birleşik Devletleri'nin samimiyetine, dostluk ilişkilerine güvenirseniz sizi arkanızdan bıçaklar. Her zaman suistimal eder diyorum. Güvenmediğim için de bu konuyu tekrar gündeme getirdim Sayın Can. Komutanım çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli uyarılardı. Bu NATO'nun nükleer savaş meselesine ilişkin bir konsepti söz konusu mu? Yani bazı izleri alıyoruz ama tam kafamızda şekillenmedi. İnceleme şansınız olduysa bu değişen konseptle ilgili yine bir özet sizden rica edebilir miyiz efendim? NATO'nun zaten geçmişte olduğu gibi, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da nükleer caydırıcılık olarak adlandırılan konsepti her zaman var.
Şimdi NATO'nun karşısında olan ülke Rusya olarak değerlendirdiğimiz zaman veya nükleer silaha sahip olan örneğin diyelim ki Kuzey Kore veya başka bir ülke. Her zaman nükleer silahı olan rakip olarak kabul ettiği ülkelere karşı bu caydırıcılığı kullanır. Ama bu caydırıcılığı kullanırken bunu dikkat ederseniz 2009'lu yıllarda tekrar konuştu. 2015-2017 gibi de yeni nesil bombalarla bu dağıtımı yaptı diye söylemiştim. Elbette şimdi Türkiye'deki özellikle sadece Türkiye değil, inanın Almanya'da, Belçika, Hollanda'da ve İtalya'da da bu tartışmalar var. Ama Türkiye onlar için çok önemli. Orta Doğu'da ve projelerle ilgili önemli bir üst incirlik. Dolayısıyla bu konu muhtemelen bu tartışmaların Türk kamuoyunda da gelip de ilgi uyandırmasından sonra öyle veya böyle yine kapalı kapılar ardında görüşülecektir. Ben tahmin ediyorum Türk yetkililer de önce Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde daha sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde bu konular görüşülecektir. Türk kamuoyunun rahatsızlığı ve Türkiye'de büyüyen antinükleercilik veya Amerikan karşıtlığı da dikkate alındığında mutlaka ve mutlaka masaya yatılacaktır. Sonuç olarak ben bu kadar ülke varken, sırtından harp çekilirken nükleer silahlarda dahil olmak üzere Amerika'nın askerlerine ev sahipliği yapmak istemiyorum. O nedenle de taslarını, taraklarını toplasınlar, alsınlar, gitsinler ya da adam gibi oturup masaya Türkiye'nin karşılıklı menfaatleri konusunda görüşmeye devam edelim diye bu şekilde sözlerimi bitiriyorum Sayın Karaman. Son olarak tabii bir iki cümleyle de çözümü rica edelim. Bir Asya cephesinde de elbette bütün bu sürece tavır alan ülkeler var. Bu birlikteliğin daha gelişebileceğine ilişkin izler görüyor musunuz? Çözüm için de bir iki cümle alıp size veda edeceğim komutanım. Şimdi çok eskiden beri Türkiye'nin Atlantik'teki bu iki yüzlü veya iki cikli tavrından kaynaklanan sıkıntılar Türkiye'de gündeme getiriliyordu. Ama son iki yıldır, üç yıldır Türk vatandaşlarımız bu gerçeğin farkına vardılar. Yani her şey Amerika veya Avrupa Birliği yani Batı'dan kaynaklanmadığını, Türkiye'nin menfaatlerinin önümüzdeki dönem içerisinde Asya'da, Batı Asya Birliği'nde olduğunu anlamaya başladılar. Batı Asya Birliği'ni savunan insanlara karşı hep böyle soğuk baktılar. Onları farklı bir dünyadaymış gibi gördüler ve söylediklerini hayal dünyasında gibi hissettiler. Ama gerçekler, bakın gerçekler sizi şeye zorluyor. Batı Asya Birliği'ne zorluyor. Ve önümüzdeki dönem içerisinde yükselen trend, zaten son 20 yıldır yükselen trend Asya'da ve bizim de Batı Asya Birliği'nde güvenlik açısından da bizim yüzümüzü artık bizi sırtımızda vuran müttefiklerle değil, ekonomik yönüyle, siyasi yönüyle, askeri yönüyle işbirliği yapacağımız olan ülkelere doğru yönelmelidir. Aksi takdirde bunlarla işbirliği yapmazsanız güvenliğiniz daha da çok tehlikeye düşmektedir diye sözlerimi bitirmek istiyorum efendim. Peki efendim. Sayın Karataş, çok çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli yorumlardı ve bölgesel açıdan da biraz daha zihnimizi açmış olduğunuz yorumlarınızla. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Sayın Beyazıt Karataş yayınımızdaydı. O bölgeyi yani anlattığı o nükleer bombaların bulunduğu sahaları Türkiye'de en iyi bilen isimlerden biri ve ulusal ve uluslararası arenada da son derece önemli stratejik çalışmaları olan isimlerden biri olarak son durumu, tabloyu ve çözümü bu şekilde yayınımıza anlattı. Şimdi bir ara vereceğiz. Sevgili Ulusal Strateji Merkezi İstanbul Platformu'nun temsilcileriyle birlikte aranın ardından tarımı anlatmıştık. Bankalar üzerinden ekonomi çözümü ardından da sürecin uluslararası boyuttaki izlerini dinlemeye değerli konuklarımızdan devam edeceğiz. Bir aranın ardından buradayız.